Yavrucuğa babasından başka kimse ilgi göstermemiş ki bugüne kadar. Akşamdan akşama, gün boyu o koskoca konakta yapayalnız, ilgisiz, sevgisiz. Emre Bey, sizinle bir şey konuşmam gerekiyor. Siz sormadan ben söyleyeyim. Kızımı dışarı çıkarmanıza izin veriyorum. Sizin kontrolünüzde olmak şartıyla Meleği istediğiniz yere götürebilirsiniz. Gerçekten mi? Evet. Ama çok dikkatli olmanızı istiyorum. Hiç merak etmeyin. Gözümü üzerinden ayırmayacağım. Sana şöyle. Ay çok da güzel olmuşsun sen. Aferin sana. Bakayım sana şöyle. Sen bunların hepsini kendin mi yaptın? Aferin sana. Sen çok akıllı bir kızsın. Bak ben de sözümü tuttum. Sen uyanmadan geldim. Thank you.
kahvaltımızı edelim. Sonra ne yapmak istersin? O zaman sana sürpriz bir hediyem var. Hadi pofuduklarını giyelim ve sonra gidelim. Aferin sana. Bunu da giyelim. Ve melek hazır. Nereye gideceğinize karar verdiniz mi? Ah evet. İlk önce AVM'ye gideceğiz. Çok güzel bir alışveriş yaparız. Ondan sonra çizgi film için sinemaya gireriz. Çok güzel bir çizgi film gelmiş biliyor musun Melek'ciğim? Sonra da ben... Canım. Eğer sizin için de uygunsa ben Melek'i mahalleye götürmek istiyorum. Ne? Yok artık daha neler. Mahalledeki bir okulda öğretmen arkadaşım var. Melih'i derse sokmak istediğimi söyledim. O da kabul etti sağ olsun. Melek'ciğim. Bugün resim dersine gireceğiz biliyor musun? Ne dersin, hoşuna gider mi? Prensesim, gitmek ister misin? Eğer Melek istiyorsa benim için uygundur. Kızım size emanet. O zaman hadi hazırlanmaya gidelim Melek'ciğim. Ben de geleyim o zaman. Bence hiç gerek yok. Olur tabii ki gelin. Çok memnun olurum. Tabii değil mi? Hem Melek'ciğimle birlikte ilgileniriz. Olur. Hadi o zaman hazırlanmaya gidelim Melek'ciğim. Hicran Hanım. Size güveniyorum. Ve dikkatli olacağınıza eminim. Ama bir kez daha hatırlatmak isterim. Gözünüzü Melek'in üstünden ayırmayın. Bunu özellikle rica ediyorum. Siz hiç merak etmeyin. Bir an olsun yanından ayrılmayacağım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ ol. Biz çocuğu göndermeyelim diye 40 takla atıyoruz. Bir de sen takılıyorsun peşlerine. Ne yapmaya çalıştığını gerçekten anlamıyorum Geliz. Siz hiç merak etmeyin Aliye Hanım. Hicran, Emre'nin güvenini öyle bir sarsacak ki göreceksiniz. Ben de gideyim artık. Afiyet olsun. Umarım dediğin gibi olur. Çember giderek daralıyor. Bu kadının bir an önce bu konaktan defolup gitmesi lazım. Şu önünde açık kalmış. Şöyle buranı da kapatalım. Çok güzel bir gün geçireceğiz hep birlikte. Yeni arkadaşlarına tanışacaksın. Onlarla oyunlar oynayacaksın.
Bir kenar mahallelerde gezmediğim kalmıştı. Ay vallahi ben de öyle düşünüyorum Hicran Hanım. Gerçekten bugün Meleğe çok iyi gelecek. Ben de öyle umuyorum. Göreceğiz bakalım. Elbet senin planlarını bozmanın bir yolunu bulacağım bugün. Hadi gel bakalım. Melek'cim bugün? Fotoğrafları da çekiyoruz. Çok güzel, harika. Çek, ağacı çek, şunu çek. Baksana ağaçlara ne kadar güzel. Hadi gel. Aferin sana. Hadi gel bakalım. Evet. O zaman Melek'cim sen beni de çekmek ister misin? Kaldırımdan çekiyoruz, tamam mı bütün fotoğrafları? Melek'ciğim, tatlım iyi misin? Su falan ister misin bir tane? Tamam, tamam. Hadi gel gidelim. Sen Nurican, seni öyle bir duruma düşüreceğim ki bizi buralara sürüklediğine pişman olacaksın. Aa bak, arkadaş olmak ister misin onlarla? Tamam gel, korkma. Korkacak hiçbir şey yok, tamam mı? Hicran abla, Hicran abla, Hicran abla. Nasılsınız çocuklar? İyiyiz Hicran abla, sen? Bakın bu Melek. Merhaba Melek. Bu da Betül, Pınar ve Deniz. Onlarla oynamak ister misin? Siz oynamaya devam edin, biz daha sonra aranıza katılırız. Peki. Görüşürüz Hicran abla. Görüşürüz. Görüşürüz. Melek'cim, kendini hiçbir şey için zorlamana gerek yok, tamam mı? Sen ne zaman istersen o zaman oynarız prenses. Ay ben birazdan düşüp bayılacağım. Üstüm başım ayakkabılarım mahvoldu. Bir kafe falan yok mu burada? Hem gidelim dinlenelim biraz. Var yeriniz hanım. Az ileride bir pastane var, oraya gidebiliriz. İyi, hadi. Hadi gel Melek'cim. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Bak sana kimi getirdim. Melek. Oo, sonunda meşhur Melek'le tanışmış olduk. Hoş geldin Melek'ciğim. Benim yakın arkadaşım Elif. Yani aslında abla kardeş gibiyizdir. Yeliz Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Ben de Emre Bey'in sözcüsüyüm. Melek'ciğimin de annesi sayılırım. Güzel. Buyurun şöyle geçin. Aslında benim ayakkabılarımı temizlemem gerekiyor da. Burada lavabo gibi bir yer var mı? Var tabii. Şurada hemen. Abla sen nasıl katlanıyorsun bu kadına ya? Allah kolaylık versin. Sana bir şey duyacak. Sonra konuşuruz bunları Elif'ciğim. Ay burası ne kadar iğrenç bir yer ya. Yeliz. Yeliz sabretmek zorundasın.
O kadını hayatımızdan çıkarmak için dayanmak zorundasın. Hadi dayan kızım. Ay yok. Ay yok, ben yapamayacağım. Evet, seç bakalım Melek'ciğim. Bak, burada bir şeyler var. Tamam, ben hemen getiriyorum. Abla siz şöyle geçin, ben yapacağım servisi, tamam? Tamam. Hadi gel Melek'ciğim. Otur bakalım şöyle. İnsan böyle bir güzelliği nasıl bırakabilir ki? Adı gibi Melek maşallah. Elif'ciğim bakar mısın? Hemen geldim. Bayağı çabuk geldin. Şey, ben birazdan çıkacağım. Misafirlerine sakın ücret alma, tamam mı? Müessesenin ikramı dersin. Çok teşekkür ederim patron, çok sağ ol. Hadi kolay gelsin. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Hoş buldum. Buyurun bakalım küçük hanım. Bunlar müessesemizin ikramı. Afiyet olsun. Melek'ciğim, bilmediğimiz şeyleri yemesek mi acaba tatlım? Anneannen görse bunları yediğini yemin ederim delirir. Hem midene falan dokunur çocuğum. Yo, ben günde 4-5 tane yiyorum, hiçbir şey de olmuyor. Hadi afiyet olsun. Hadi ye Melek'ciğim. Afiyet olsun. Sevdin mi? Başka bir tatlı ister misin? Yok yok. Çok fazla bile yedi. Hem şu okula da gideceksek gidelim artık. Çok oyalandık. Evet evet, aradım şimdi. Gerek kalmadı, onlar geliyorlar. İyi. Üşümeyiz en azından. Neyse. Benim bir telefon görüşmesi yapmam gerekiyor. Yeliz, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Emre'ciğim. Sen merak mı ettin beni? Yani bizi. Sesin pek bir heyecanı geliyor da. Yeliz, bir sorun yok değil mi? Yeliz, her şey yolunda mı? Ay yolunda yolunda. Merak etme sen. Benim gözüm hep Melek'in üstünde. Ona haber vereyim dedim. Tamam da Yeliz, İcra Hanım az önce haber vermişti. Siz beraber değil misiniz? Hmm. Öyle mi? Yok, ben şey bir ara lavaboya gitmiştim de demek ki o ara haber verdi. Hiç haberim yok gerçekten. Neyse canım, ben kızımıza göz kulak oluyorum. Sen hiç merak etme, tamam mı? Tamam Melis, tamam. Hadi bir tanem gel, biz lavaboya gidelim. Çabuk bakalım. Ben sana bir şeyler getireyim. Ne istersin? Çikolatalı pasta. Tamam, otur. Ne haber bu? Sen hasta değil miydin ya? Ne ara attın sokağa kendine? Daha iyiyim sayenizde Can abla. Bak bu da Melek, bu da İbo. Al bakalım İbo. Oo, çikolatalı pasta. Kralsın Elif abla. Afiyet olsun. İlaçlarını aldın mı sen? Sabah öyle çıkınca evde unutmuşum. Neyse olsun, tamam. Ben sana getiririm bugün. Tamam. Hadi afiyet olsun sana, biz de bir lavaboya gidelim. Dur bak şimdi ben bunun yanına bir sıcacık bir çay getireyim. Tamam. Teyma'yı bıraktı, bana şöyle güzel bir tatlı getir canım, çok çekti. Tamam, getireyim. Dün gece hastalıktan geberene bak sen. Ne oldu? Ne çabuk canlandın. Hı? Gelmiş burada pasta zifleniyor bir de. Bizim tabii saf delikleri kandırması kolay değil mi? Ha. Bu yaşta düzenbaz olmuşsun var ya, aferin sana. Niye bağırıyorsun çocuğa? Ne bak, ne güzel iyileşmiş işte, sevineceğin yere. Sizin ne işiniz var burada? Meleği getirdim. Bu mu baktığın çocuk? Evet. Hey.
Hicran'a bebek öldü dedim. Güle güle büyüt torununu. Ne diye getirdin ki buralara? Ne lüzum vardı? Kerim'in anne. Şu hale bak. Nasıl da yapışmış ağzın gibi. Kan çekiyor belli ki. 20 lira. Yaz tahtaya, alırsın haftaya. Hadi gel oturalım bir tane. Oo, buyurun buyurun. Geçin. Oturun. Ya patron, ben bir çıksam İbo'nun ilaçlarını alıp gelsem olur mu? Olur, çıkabilirsin. Ben ilgilenirim misafirlerimle. Tamam, çok sağ ol. Ablacığım, ben çıkıyorum. İbo'nun ilaçlarını alıp geleceğim, tamam? Tamam. Hadi güzelim ye. Çocuklar geçin. Aa, hoş geldiniz. Aa, yavaş. Ay yavaş be. Çocuklar yavaş biraz, yavaş. Yani yavaş olsana çocuğum, düşeceksiniz. Baş. Çocuklar Allah'ım. Biraz yavaş. Merhaba Hicran. Merhaba hocam. Bu küçük hanım konuk öğrenciniz, Melek. Melek, çok memnun oldum. Ayrıca dersime girmek istediğini öğrenince çok mutlu oldum. Çok sevindim. Duyduğuma göre resim yapmayı çok seviyormuşsun. Çocuklar. Bugün bir misafirimiz var. Herkes Melek'e merhaba desin. Merhaba Melek! Herkes yerini aldığına göre bir yoklama alalım. Mine. Burada. Mert. Burada. Ali. Burada. Ömer. Burada. Merve. Burada. Yeliz. Burada. Şu an yoklama alıyor hoca. Kimler var, kimler yok onlara bakıyor. Melek. Evet arkadaşlar, Melek de burada olduğuna göre dersimize başlayalım. Çocuklar ders bitmiştir. Şimdi oyun zamanı. Hadi gel beraber oyun oynayalım. Hadi Melek'ciğim git, ben de hemen geliyorum. Hadi gelsene. Çok teşekkür ederim size. Bu Melek'e o kadar çok iyi geldi ki. Ne demek? Her zaman.
Meleğin buna çok ihtiyacı olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ay. Ay Melek! Melek! Melekciğim iyi misin? Melek iyi misin tatlım kalk. Melek. Bir tanem iyi misin? Melek iyi misin? Ay bir dur ya. Tamam kızım korkma bir şey yok. Ne olacak? Böyle çocuklar deli gibi koşturuyor işte düştü çocuk. Melek tamam korkma gel. Aman hemen hastaneye gitmemiz lazım. Ay benim çocuğum beyin travması geçiriyor olabilir şu an. Ne diyeceğiz Emre'ye ne diyeceğiz ya? Allah'ım ne söyleyeceğiz Emre'ye? Yeliz Hanım saçmalamayın çocuğu da korkutuyorsun. Sen korkasın. Çekil ya. Sen kork. Emre senin başına neler getirecek bu olaydan sonra kork. Ne dedi sana Emre? Bir an olsun gözünü Melek'ten ayırma dedi değil mi? Allah'ım. Sen ne yaptın? Allah'ım. Götür bir su falan içir çocuğa. Yeliz Hanım lütfen. Hadi gel. Gel. Gel bir tanem gel. Dizine bak. Efendim Melis? Ay Emre çok kötü bir şey oldu. Ay Melek düştü Emre. Ne? Ne oldu Yeliz? Melek iyi mi? Yeliz bana çabuk cevap ver. Alo. Ay bilmiyorum ya çok feci. Bir dakika neredesin şimdi ben hemen geliyorum. Yok yok gelme. Ben halledeceğim birazdan geliriz zaten. Ne olmuş Emre? Aa Melek düşmüş. Geliyorlar mı şimdi? Aman Allah'ım. Hay Allah ya. Melek. Kızım gel bir tane. Gel gel gel. Gel kızım. İyisin değil mi bir tanem? Ha? Bir yerine bir şey oldu mu? Oh. Yeliz ablam Melek düştü deyince ben çok korktum sana bir şey olacak diye. Durumu iyi olduğunu söylediler. Endişe edecek bir şey yokmuş. Evet evet. Röntgenleri de temiz çıktı çok şükür. Ay ne oldu peki? Nasıl oldu bu iş? Arkadaşlarıyla oynarken, koşarken düşmüş. Düşmüş öyle mi? Peki Melek düşerken siz neredeydiniz? Ben yanındaydım Emre'ciğim. Hicran öğretmenle bir şeyler konuşuyordu. Ben Melek'i tutmaya çalıştım. Ama tutamadım. Bir sürü çocuk itiş kakış. Ben özür dilerim. Siz bana güvendiniz ama. Hicran kızım. Hava çok soğuk. Hadi gir içeri üşüme. Ya üzme kendini. Olan oldu bir kere. Emre Bey, Melek nasıl oldu? Çok şükür, çok şükür. Nedim Hanım, siz Melek'i odasına götürün. Hadi. Emre Bey, ben ne olduğunu anlamadım. Bir an olsun sadece yanından ayrılmıştım Melek'in. Beni salonda bekleyin Hicran Hanım. Neler oluyor? Ne yaptın sen? Kolay olmadı. Ama bu sefer başardım. Bundan sonra Hicran ağzıyla kuş tutsa bile Emre onu bu konakta bir dakika barındırmaz. Yine de işimizi şansa bırakmayalım. Gel benimle. Melek'ciğim özür dilerim. Böyle olacağı aklıma bile gelmezdi. Ama bir an olsun bile cesaretini kaybetme olur mu? Ya böyle ufak tefek kazalar her zaman olur.
ben de senin yaşındayken çok yaramazdım. Hep düşerdim biliyor musun? Hatta biliyor musun, babam o güzel bantlardan bana yapıştırsın diye bilerek düşerdim. Anlat bakalım, nasıl geçti derslerin? Arkadaşlarına resim yaparken mutlu oldun mu? Emre Bey sizi çağırıyor. Ben babanla konuşup hemen geliyorum, tamam mı? Beni çağırır mısınız? Nedir bu? Kredinizi kullandınız. Bundan sonra kafanıza göre hareket etmeyeceksiniz. Ne yaptığınız, kimle görüşünüz benim zerre kadar umurumda değil. Ama söz konusu Melek'se, kendi özel hayatınıza kızımı alet etmeyeceksiniz. Öyle kafanızın estiği her yere Melek'e götürüp orada yalnız bırakmayacaksınız. Bundan sonra sadece benim talimatlarım geçerli. İmzalayın.